Sevgili Orhan kardeşim aramış beni. Hocam demiş, siz eskiden böyle bir insan değildiniz. Daha halim senin, yaşlı görünen. Orhancığım, şimdi ben belli başlı ameliyat oldum. Plastik operasyon, mental operasyon yaşadım. Beynimin lob nakli yapıldı. Onun sayesinde değişimler geçiriyorum. Yani çünkü artık acelemiz var. Yani bir kendi şeyimizi toplamamız gerekiyor. Kendi insanımızı. Şimdi bizimki partileşme ya da bir örgütleşme şeklinde olmayacak. Daha çok biat usulü çalışalım diyoruz. Bizim burada da çok tutuyorum. O şekilde ilerleyecek. Yani benim dediğimin arkasına duracaksınız. Ben de kendi dediğimin arkasına duracağım. Sizi mahcup etmeyeceğim inşallah. Bakalım böyle yürüyüp gideceğiz. Acayip bir oluşum olacak ve dünyayı sarsacağız diye düşünüyorum. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Hani bilmemiş hiçbir şey son değildir yani. O yüzden biz de varız bu alemde. Gerekli mercilere duyuralım. Çetin olacak. Atya'dan Tonguç ulaşmış. Hocam demiş, sizi böyle daha çok tuttuk. Sizinizin eri tutumun arkasında duran bir kişi gibi duruyorsunuz daha çok. Bilgisi olmayıp da bu konuda 12'den vuran bir tavrınız var. Çok teşekkür ediyorum Tonguç. Ben de tam olarak böyle hissediyorum ama çok da okuyorum yani. Ben burada okuyorum. Bayıldırım. Tanıyor musun? Ben de tanımıyorum. Şimdi de düşünüyorum. Acaba diyorum bir gizli kişi mi? Neyse onlara da girmeyelim. Bayağı belgesiyle. Afanlığınızı mı karıştırıyorsun sen diye de düşünüyorum yani. Daha çok kendisi veriyor. Arada da bir şey söylüyor. Gibi ilerliyor. Ondan sonra ortadaki balıklardan buralara geldik. Ne yapacağız? Nasıl oluşturacağız? Ona bir şey söyleyecek. Ondan haber olmayacak. Ona bir şey söyleyecek. Onlara ondan haber olmayacak. Böyle kimsenin birbirinden haber olmayacak. Böyle bir şey duymayacak. Ya bunu sağlamamız lazım. Gibi düşün. Hüküme var, kesişen yok. Kümeci var. Kümeci. Aha! Bakmayın. Çanakkale Settülbahir'den Seyit Çavuş Kodatlı. Şimdi böyle yapmayın yalnız. Hani yarın öbür gün bu yazışmalar birinin eline geçer. Der ki bu sen niye böyle yaptın? Bir şey böyle oldu. Şuydu buydu falan der. Oradan bir tane Musevi çıkar. O bir şey olmadık bir şeydi. O der ki ben eskiden böyle değildim, sonradan oldum. Şimdi bunlar olmadık şeyler değil. Hepsini yaşadık daha önce, başımıza geldi. O yüzden biraz dikkatli olacağız. Herkes kripto da şimdi bu yanlış anlaşılır da. Yani herkes ne denir onu, kendinden kripto. Bahur. Nobran değil. Bir şey vardı bu siyah Ödebercan Akın dediğim. Dur hatırlayacağım. Ketum olacaksınız ha. Onu demiyordu da neyse. Ketum olacaksın. Ondan sonra Mert olacaksın. Bir şey yaparsan da ben yaptım de. Ama benim adımı verme. Benim yanımdaki çocukların adını verme. Sen kimsenin adını verme. Anladın mı? Bizim yolumuz güzel yok. Bizim davamız kutlu dava. Amerika Birleşik Devletleri Washington DC'den Yılmaz Torbalı bize ulaşmış. Hocam demiş, ben de elimden geleni yaparım. Burada bir ayağınız oldu. Yılmaz çok güzel. Öncelikle yurt dışındaki arkadaşlar. Hemen bana ulaşın. Benim arkadaşlarıma ulaşın. Bizim beyin envanterinde. Bize bir ulaşın. Kendi aramızda bir konuşalım. Yani bu 3-5 gün içinde dünyayı değiştireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Hop. Lan la 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 la. Bir şeyler olacak bu. Hiç kimsenin de ruhu da duymayacak. Anladın mı? O yüzden siz şimdi bunun ne zaman geleceği belli değil. Şimdiden bağlantıyı kurun. İzlanda'dan arkadaşlarımız var. Sibirya'dan Antarktika'ya kadar. Papua Yeni Gine'den Türk Kavkos Adaları'na kadar. Biliyorsunuz orası da Türktür. Türk deyince ırkçı yapıyorlar beni. Hayır. Irkçı değilim ben. Türkçüyüm. Türcü değilim. Türkçü olduğum kadar Kürtçüyüm. Kürtçü olduğum kadar Lazcıyım. Bir o kadar Gürcüyüm. Bu dünyadaki herkesim. Kesin. Sovyetler Birliği'nden İvan ulaşmış. Bize hocam zaman makinasıyla ulaşıyorum ben. Elimizde böyle bir teknoloji de var. Ben gidip geliyorum demiş. Yanıma birini de alırım. Oradan buraya ekipman alırız. Şunu bunu alırız. Şeyler demiş. Nükleer bir şeyler yaparız demiş. Şimdi bazı şeyin farkında değil çünkü insan bazı şeyin de daha farkında. Onu kamera da yok tabii. Her tarafta yok. Bazısında vardı. O İvancığım biz bunu konuşalım. Sadece o zamana mı gidiyoruz? Ha geriye de gidiyoruz mu? İleriye gidiyoruz mu? Kim kimsiniz? Dost musun, düşman mı kısmı da var. Ben kendim sana bir psikolojik test yaptıracağım. Ona göre görüşelim hayat. Ben sana inandım. Samimiyetine güvendim. Sen iyi bir arkadaşa benziyorsun. Buradan da bize ufak bir görüntü yollamış. Şarkı da söylemiş. Onu da dinledim. Ses de çok güzel. Çok güzel. Rus tenoru. Onlar bilir hep. Oy oy. Yine bak bu zaman yolcuları arttı. Batı Almanya'dan. Ne yazıyor burada? Ungenstrasse'den Levent mesaj atmış bize. Hocam demiş ben de buradayım. Teknolojimle ben de varım demiş. Vallahi çok bizi mutlu ettin Levent. Aşağı bakalım. Eski Yugoslavya'dan. İşletme yapıyor. İşte böyle bir şey oldu. Şimdi Çekoslovakya, Yugoslavya diye bunlar başlar. Neyse. Eski Balkanlardan da bize çok yardım olabilir. Bunlar bize şeyden de yakın çünkü. Ayrıca Makedonya Rusya'ya mı bağlıydı eskiden? Ya bunlar Kirin Milil çünkü. Neyse. Boşver şimdi karıştırma. Kavabesi bilmem nesi peşimize takılmasın. Aman arkadaşlar. Buyruğa dikkat. Buyruğu içeri alıyoruz. Şimdilik. Sonra dikeltirsin. Şimdilik böyle. Çünkü çok yanlış bir zamanda yanlış işler oluyor. Hocam demiş burada dünya savaşı çıkıyor. Sen de şakamera peşindesin. Şimdi güzel kardeşim. Biz bazı şeyler olmasın diye ağırlığımızı koymaya, şeyler yapmaya, çünkü altına elimizi koymaya, bir beton duvardan tuğlayı çekmeye, kendimizle tutmaya, o betonun ardından geçmeye, oradan onu yapmaya, arka tarafta duvar yok, oraya duvar örmeye. Biz buna uğraşan insanız. Anladın mı? Sen oradan hiçbir şey bulmadan konfor alanında aman şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Ben Twitter'dan iki yazdım, dünyam değişti. Yok. Bak ne diyor Emrah Sefa Gürkan? Öyle Twitter'dan yazmakla olmaz diyor. Tarihçi adam. Tarihçi bilmeyecek, kim bilecek? Kim bilecek? Celal Şangor mu bilecek? Jeofizikçine mi soracağım? Tarih biliyor mu? Ben de biliyorum tarih. Onun bildiği kadar ben de bilirim tarih. Cebimden çıkartırım ben. Kimleri geldi? Ordinaryuslar, rahmetli Sadi Bey var. Ona bir laf et. Tam dedi bir kaldı bu. Sen dedi yamanmışsın dedi. Gicim ben. Hocam demiş ben biraz konuyu değiştireceğim. Güzel canım, bizim de biraz sinirlerimiz bozuldu. Ben bir rüya gördüm demiş. Rüyamda karanlık ve aydınlık savaşıyor. Ben de karanlığın savaşçısı gibi görünüp aydınlık adına savaşıyordum. Bu rüyayı yorumlar mısınız demiş. Şimdi güzel kardeşim bunun için sen bence
önce kim var bunu yapacak? Antalya'da Murat Kemaloğlu var. Bu doktor. Ama seni ona yönlendirmeyeceğim. Onun Kaplumbağalarla başlayan 1980 yapımı bir müzik albümü var. Onu dinle. Ve tekrar bir rüyaya yat. Bu rüyaya yattıktan sonra ilk seferinde göremeyebilirsin. İnsan rüyaya yattığımı görecek diye bir şey yok. Ne zaman? Zamanı gelirse. İlk gördüğün seferin ardından kağıdını kalemini alıyorsun. Not defteri neyse. Bilgisayar tabletin. En ince ayrıntısına kadar yaz. Beyazıt Karabaş var. Emekli Asubay. Ona bir yorumlatalım. Niye Beyazıt Bey'e yorumlatıyoruz? Çünkü şimdi benim Murat Bey'den falan daha samimi arkadaşım. Ayrıca bu onlara çok ilgili ya. Dışarıdan açık öğretimden psikoloji bitirdi. Erik Fromm falan çok sever. Yok da kendini geliştirmeye şey bir adamdır yani. Zamanı da var. Emekli. O yüzden ona da bir meşgale olsun. Ona da bir kapı açılsın. Ha bak yani şey de var istiyorsan git ya. Ben hani her zaman ben doktora gideceğim diyen insana aman git. Aman eksik kalma. Ama şimdi maddi imkanı herkesin olmuyor. Hani o merkezi kiminin parası kiminin duası demiyor. Herkesin paraya ihtiyacı var. Faturayı nasıl ödeyeceğim der adama sorsan. Sorsan bana benden yakındır. Kusura bakmayın arada atak geliyor böyle. Neyse ben de bunlarla yaşamayı yavaş yavaş öğreneceğim inşallah. Ne dedik? Beyazıt Bey'e gideceğim. Beyazıt Bey'le Beyazıt Kulesi'ne gidin. Anladın mı? Böyle anlamların da peşinden git. Bence. Çünkü hayat böyle güzel. Ankara'da yine ismini vermek istemedim. Çok sevdiğim bir psikiyatr tanıdığım var. Ona da yönlendiririm ama şimdi senin durumunu ben şey yapamadım. Sana da güvenemedim işin açığı. Şimdi ben millete seni yönlendireceğim. Onlara silahlı saldırımı yapacağım. Zamanda karışık. Dünya savaşı kapıda. Allah korusun. Allah korusun. Onlardan mısın? Bunlardan mısın? Şunlardan mısın? Örgütlü müsün? Örgütsüz müsün? Yalnız kurt mu? Amanın ne? Beni bu işlere sokmayın. Benim kimseden bir şeyim yok. Bağımsız, bağlantısız, bağıntısızlar diyeceğiz. Ayrı bir yere geçeceğiz. Ondan sonra kendi kafamıza göre biz de bir şeyini yaparız. Ama şimdilik itidal çağrısı yapın. Anladın mı? Ne anlamı? Gözle bekle gör taktı. Nasıl pat! Aman öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya pat şey yapmayın. Anladın mı? Öyle o iyi yol değil. Ne demişler? Savaşma seviş. Var. Bütün dünya bayram olsa var. Batsın bu dünya var. Beyazıt Karabaş'a sakın gitmeyin. O kişinin ben yanlış şeyler yaptığını öğrendim. Özür diliyorum. Yani bir istisna yapayım demiştim. Normalde ben hiç böyle insanlara şey yapmam ama çok güzel konuşuyordu. Beni de kandırdı. Maalesef sosyopat mı dersin ona bir şey. Böyle kötü korkunç bir şey çıktı. Acayip tatsız iddialar var. Sakın ha. Yani aynı yerden geçmeyin. Görürseniz de bana haber verin. Ben de mercilere bilgilendireyim. Bayağı kötü şeyler oldu. Yani ona da özür diliyorum. Artık özür de dilenmez de. İşte o kısmı artık sineye çekeceğiz. Bu hayatımıza böyle biraz daha gamburla devam edeceğiz. Çünkü böyle olaylar insanın kendine güvenini alıyor maalesef. İşte kimseyi tanımadığınız, kimseye şey yapmayın. Arka çıkmayın. Özellikle böyle akademik konularda bu da yapar demeyin. Olmaz öyle. Eczacıya sorup ilaç alınmaz. Her şeyin doktoru var. Uzmanına gidin. Uzmanın da uzmanlığına emin olun. Bana da söyleyin. Aynı günde Gazi Osman Çavuş'la görüşecektim. Paşa. Peki paşa, Gazi Osman Çavuş'la görüşeyim lütfen. Görüşeceğin kişi, Gazi Osman Paşa. Pekala Çavuş, senin dediğin gibi olsun. Gazi Osman Paşa, beni lütfen ona bağlar mısın? Bağlayamam. Ne için olduğunu öğrenebilir miyim? Kendisi uzun yıllar önce bu dünyadan göçtü. Bana öyle bir bilgi verilmedi. Kaynaklarınızı sorgulayın. Sen benim kaynaklarımla ilgili kötü bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Hayır, net bir şekilde söylüyorum. Kaynaklarınızı sorgulayın. Kaynaklarım beni dolandırıyor mu yani? Dolandırma demeyelim ona. Dolandırma demeyelim ona. Kandırıyorlar diyelim. O zaman sen benim yeni kaynağım olmak ister misin? Diyelim ki istedim karşılığında ne vereceksin? Saygınlık. Başka. Para. Başka. Mutluluk. Tamam o zaman. Bu kadar kolay mı sandın lan? İt. Kendinize böyle acayip vaatlerle gelen melek yatırımcıya sakın ha güvenmeyin. İyi bir şey yapıyorum gibi gel. Ondan sonra hayatınızı siker atar. Siker atar. Anladın mı? Kusura bakma. Ben biraz küfürlü konuşuyorum. Lafını gediğin koyuyorum. Ne zaman gerektiği zaman küfür eden insanı severim. Sempatiye bakar. Gerekmediği zaman küfür eden adama ağzına çakarım. Anladın mı? Öyle insan. Kusuruma bakma. İyi değil. İstiyorsan kapatalım. İstiyorsanız kapatalım. Şimdilik kapatalım o zaman. Biz bu bahsi kapatalım. Ondan sonra yarın öbür gün tekrar aynı yerden devam eder. Bu çünkü bu bahis yani bu bahse bir kere girersin. Bir daha da çıkamazsın. Anladın mı? Belki kim bilir yani bu sefer hiç ummadık taş baş yarar. Bu açıdan bakmış mıydınız? Bu açıdan bakalım. Anlatabiliyor muyum? İsrail ardı arda vuruyor. İşte öbür taraftan da. Bütün bunları nasıl olacak diye diyor ki uzmanlar böyle olmaz. Bit yeniği var işte. Bit yeniği önemli mi? Olacak olan olmuyor mu? O da bir bakış.